Michael çabuk dergiye gelmen lazım. Acil bir durum var. Neden? Şimdi niye geliyorum ki? Günsel'i... Günsel Yıldız'la alakalı. Tamam, çabuk gel. Hadi. Tamam, tamam. Hadi. Geliyorum. Allah Allah. Kimse yok mu? Hoş geldin. Herkes nerede? Herkes çıktı. Sadece ikimiz varız, yalnızız. İkimiz mi? Adamın yanında durmaya dayanamıyorum. Yalnızız diyor. Ne yapsan? Nerelere kaçsan? Seni ben çağırttım çünkü... Gelsene. Gel. Gel otur şöyle rahat rahat konuşalım. Yanıma otur diyor ya. Oturamam. Neden? 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 Çünkü hemen orayı Deniz orada mısın? 15 dakikadır bekliyorum seni, merak ettim. Geldi. Ses çıkarma. Deniz, benden kaçıyormuşsun gibi bir his var içimde. Nedenini sorabilir miyim? Soramazsın. Oyun oynayacak vaktim yok Deniz. Benim de yok, seni de görmek istemiyorum Ayşe şu anda. Canım acıyor anlasın. Efendim? Kafamdakini söyledim yine. Deniz, ne dediğini anlamıyorum. Bak, vakit daralıyor. Zamanım kısıtlı. Günsel Hanım Neşe'yle röportaj yapmak istemedi. Vaz mı geçmiş? Hayır, vazgeçmedi. Ama Neşe'yi istemiyor ya da başka birini. Ofiste hiç kimseyi istemiyor. Az önce herkesi gönderdim. Birazdan benle çıkacağım. Sadece seni istiyor. Beni mi? Beni mi istiyor? Evet, seni. Yani Neşe buna biraz alındı ama yapacak bir şey yok. Sonuçta iş yapıyoruz. Yok canım. Yok ya, hiç alınacak bir şey yok. Bunlar olur, bunlar hayatta yaşanan şeyler yani, çok normal. Yani böyle benim gibi o da sakin karşılamayı biliyordur. Zaten deneyimli bir insan kendisi, saygı duyuyorum ama... çok da şey yapmamak lazım, böyle aniden olunca. Olur, o da insan yani, bir konuşursanız. Ben yani sonuçta beni istemiş Deniz Aslan, anlatabiliyor muyum? Ben aynadaki ben Deniz Aslan. Deniz Aslan var, çok güzel ya. Beni istiyor ya. Beni istiyor. Beni isteyeceksin ya. Oha. Şişik. Büzüldü. Evet. Deniz, bugün röportaj yapacağız mı biz? Tabii bugün röportaj. Başlayalım o zaman. Heyecanlandım ben biraz. İlk röportajım. Açıldı mı sana? Efendim? Fasulye sırrını diyorum. Ey tatlım. Fasulye? Tuna mı? Ha, tuna. Açıldı mı sana? yanlış anlamışsınız. Yani öyle bir şey yok. Biz arkadaş... Arkadaş.
Geç bunları Deniz'im. Geç bunları. Hadi başlayalım. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Özür dilerim. Özür dilerim. Sizi çok üzdüm. Üzdüğüm için özür dilerim. Her şeyi ben yaptım. Ben yaptım. Çok özür dilerim. Gözlerinizin içine baka baka özür dilerim. Gitme. Yok ya. İnceldiği yerden kopsun ya. Ha? Kopsun mu kopsun? Kim korkar Aynkurt'tan? Ben mi? Yok ya. Kim korkar Aynkurt'tan? Kim? Ha? Kim? Deniz. Ne yapıyorsun Deniz? Uyuyor musun? Ne yapıyorsun? Özür dilerim. Ben yaptım. Benim suçum. Evet. Her şeyi ben yaptım. Sizi üzdüğüm için özür dilerim. Ne yapayım? Cezamı çekmeye hazırım. İstifa edebilirim. Söylemek istediğim bu yani. Özür dilerim. Tamam. 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 Sorun yok. Toplantı yapacağım. Gündemimizde sen varsın. Gündemde ben mi varım? Bir dakika, kovuluyor muyum ya? Kovuyor musunuz beni? Hadi, geç kalma. Gitmeyeyim, afiyet olsun. Sonuçta kovuluyor. Gazi çıkma, otur sen de kal. Ben mi? Sen de bu zamana kadar işe yaramadı. Arkadaşlar, toplantıya başlamadan önce hepinizle konuşmak istediğim bir konu var. Niye herkesin içinde konuşuluyor ya? Senle benim aramda, özel. Bir de İran. Konumuz... stajyerimiz Deniz Aslan. İnfaz başlıyor. Tatlı komşu Ayşe teyze, emekli Salih öğretmen, hepinize, hepinize elveda. Dostlar, elveda. Bakın. Bu kız var ya, bu kız. Bu kız. Bu kız. Çok acayip bir şey yaptı. Nasıl da yavaştan alıyor ya. Sapla bıçağı, oyalanma. Dur. Şehadet getireyim de. Sonra yap. Eşedin. Önce Günseli Yıldız'ı röportaj için ikna etti. Sonra röportajını da bizzat kendi yaptı. Kapak fotoğrafçımızı da yine kendisi ikna etmişti. Onun sayesinde ayarlamıştık. Merhumu nasıl bilirdiniz kısmına geldik şimdi. Ölmeden mezara koydular beni. Gençliğim ama... Özel sayımızın dergimizi kurtaracağıyla ilgili hiçbir şüphem kalmadı arkadaşlar. Mutluyum, gururluyum, heyecanlıyım. O yüzden bizim yeni bir stajyere ihtiyacımız var. Ben. En kısa zamanda ilana çıkalım. O ilanı da bana hazırlatır kesin. Kesin. Son işim. Çünkü Deniz arkadaşımız genel koordinatör yardımcılığına terfi etti. Ne? Evet arkadaşlar, bu alkışlanacak bir şey. Of, Buket çok kıskanacak var ya. Kovulmadın mı ben? Ne kovulması Deniz'cim? Seni terfi ettirdim. Bundan böyle benim özel asistanımsın. Gelecekteki yazı işleri müdüresi adayı. Wow, Deniz. Bravo. Bravo valla, benim bu sürekli level atlayan karakterler gibisin yani. Sen de kariyer basamaklarını böyle üçer beşer çıkıyorsun.
Çek ama. Asansörde kalmıştım ben en son. Siz ne diyorsunuz Neşe Hanım? Yoksa Deniz tahtınıza göz mü dikti ha? Ben bulunduğum pozisyona uzun yıllar süren çalışma ve çabalarımla geldim. Sizin pozisyonunuza saygı duyuyoruz canım biz. Sizin pozisyonunuzu tartışacak şeyimiz yok bizim. Tebrik ederim Deniz. Umarım bu zamansız yükselişin... Tebrik kısmını geçtik herhalde. Evet, herkes çok mutlu, herkes çok sevindi. Ben de tebrik ederim Deniz'ciğim. Aferin. Bundan sonra gözüm üzerinde. Hep seninle dip dibe yan yana olacağız. Neyin peşinde bu? Zamana yayılmış bir intikam mı? İntikam, soğuk yenen bir yemek mi? Dondurulmuş bir gıda mı? Bir şey söylemeyecek misin? Soğuk, bademciklerim şişirdiği için mi böyle konuşuyorum? Deniz, işte müdür. Bak bir şey demeyecek misin? Deniz. İntikamınızı nasıl alırdınız, ha? Söylemek istiyorum. Biz bir takımız. Takım olarak çalışmalıyız. Ben terfi almış olabilirim. Evet arkadaşlar. Ama biraz tempo. Bu forma için terleyeceğiz. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Soyunma odasında taktik vereceğiz birbirimize. Krampon'lar. Güçlü bir takım olmak. Ve biz... Bazı ağrı kesiciler çok güzel. Ben motordan düştüm işte. Bırakacağım galiba motoru abi, çok tehlikeli. Buna inanmazlar. Bizim girişte döner kapı var ya. Döne döne çarptı ve ben... Yani kaç tane vurduğunu bilmiyorum. Konuya direkt giriyorum, yardımın lazım. Maddi manevi? Deniz'le ilgili biliyorsun işte. Hı. Ben dergiye geldim şimdi, istersen konuşayım. Sakın öyle bir şey yapma. Senden duyması hiç iyi olmaz. Aferin, doğru yola girmek üzeresin. Gel o zaman sen anlat. Hayır, olmaz. O da olmaz, hiç iyi olmaz. Karşısına geçip bunları yaptım diyemem. Ölürüm de diyemem. Diriyken nasıl yapacağını konuşalım o zaman biz. Tuna, ne olur gel, konuşalım. Lütfen yardım et bana. Bilemiyorum, öğlen yemekte mi konuşsak? Yok, öğlen çok geç olur. Şimdi gel. Ya nereye gideyim İrem? Dergiye yeni geldim. Bizim eve gel. Sizin ev derken Deniz'le beraber yaşadığınız olan sizin ev mi? Tamam, geliyorum. Sonra ben işte o döner kapıdan dayak yedikten sonra... Acil servise gitmek zorunda kaldım. İşinize karışmak gibi olmasın Yiğit Bey ama böyle bir terfi için biraz erken değil mi? Neye göre erken? Kız daha 3 aydır bizimle beraber. Ne güzel işte bakın. Az zamanda çok iş başarmış değil mi? Yıllardır bizimle beraber çalışan birçok elemanımız var. Emin olun onlar için de motivasyon olacaktır. Çok yanlış yapıyorsunuz Yiğit Bey. Daha düne kadar her şeyini eleştirdiğiniz böyle bir elemanı... Gel. Ben bölmek istememiştim. Ben de çıkıyordum zaten. Geldiğin iyi oldu Deniz. Benim de seninle konuşmam gereken bir durum vardı. Yalnız kaldık ya. Şimdi patlatacak bombayı. Bak. Seninle bundan sonraki ilişkimizde... Efendim? Ne? Nasıl yani? Kafasında ne var? Öğrenmem lazım. Planı ne? Bir planı var mutlaka. Öyle mi diyorsun? Hayır, hayır.
Tabii tabii. Ne yapıyorsun sen? Kavrulmuş. Koyayım ya. Efendim? Hayır, ben kararımı verdim. Ne varmış burada? Sevgili James, bu sefer kaçışın yok. Buraya geleceksin. Çünkü çok büyük bir şey hazırlanıyorum. Belki kızacaksın ama bu hayata veda ediyorum. Yiğit, neden beni okul çıkışı beklemedin? İşim vardı. İşin mi vardı? Evet. Yiğit, bir şey... Geç kaldım, sonra görüşürüz. Ama bunu düşürdün. Görüşürüz sonra. Herkes dalga geçiyor benimle. Deniz de yakında istemez beni. Sulu gözlü şükreyi ne yapsın ki? Çok bunaldım. Eşkıya filmindeki gibi çıkacağım en yüksek binanın tepesine. Atlayacağım aşağıya. Öldürecek kendini. Yiğit! Yok canım. Ne intiharı? Aşmıştır bunları ya. Koca adam ya. Deniz, ne yapıyorsun? Deniz, burası benim alanım. Sınırlarımızı bilelim, değil mi? Yavaş. Sakin ol. Şu fitness dosyasına bir bakalım. O mektup, bu mektup. Deniz. Hayat çok güzel bir yer, gerçekten. Yaşıyoruz, nefes alıyoruz. Şükrediyorum yani, şükürler olsun. Biraz önce su içtim ve ne kadar güzel bir şey su içmek. Evet. O yüzden şu fitness dosyasına bir bakalım diyorum. Evet, ne güzel. O da güzel, çok güzel bir şey. Şükürler olsun ki fitness var, o da var. Ne güzel, yaşıyor. İnsan yaşadığını anlıyor. Kaslar çalışıyor, spor, yaşamak, sağlık. Onu mu demek istiyor? Koşu bandı sonu oldu diye bir gazete haberi okumadım bugüne kadar gerçi. Benden intikamını böyle mi alacaksın Yiğit? Bu hayata veda ederek. Sürekli bir aradalar. Boşu boşuna terfi almadı bu kız. Görüyorum, görüyorum. Kız çocuğu seviyor. Çocuk kızın farkında bile değil. Genelde tam tersi olmaz mı? Gazi, niçin boş boş arkamda dikiliyorsun? Boşlar bizim işimiz Neşak Hanımcığım. Yeri gelir boş bardakları doldururuz. Yeri gelir boş kalpleri. Ama sizinkini doldurmak imkansız. Yanlış anlamayın ya. Bundan bahsediyorum. Ofisteki en büyük bardak sizinkisi. Onun için bütün demi hep sizin bardağı dolduruyorum. Ama yine de dolmuyor. Yani Neşe Hanımcığım diyorum ki, doldurmayan Allah doldurmuyor. Yok yok. Bu böyle olmayacak. Nasıl yükseldi bu kadar hızlı bu kız, öğrenmem lazım. Yok ya.
Resmen intihar mektubu bu. Çok büyük bir şey hazırlanıyorum demiş. Hayata veda ediyorum demiş ya. Belli etmiyor ama çok fena durumda. Kim fena durumda? Çok fena. O kadar fena ki. Şimdi ben terfi ettim ya. Evet. Çok sorumluluk var üzerimde ve kahramanlar gibi. Onlarda da çok büyük sorumluluklar var ya, çok fena oluyor. İyi bir şey ama. Fena olmak iyi. Çalışıyoruz. Mutluyuz. Gelsene sen şöyle. Yok. Gel gel. Otur otur. Otur canım. Mülakat mı? Terfi mülakatı. Tuna da... Aa hakikaten Tuna nerede ya? Bırak da soruları ben sorayım Deniz'ciğim, tamam mı? Bu yeni pozisyonun için insan kaynaklarına detaylı bilgiler vermemiz gerekiyor. Ben verdim zaten. Bütün bilgilerimi önceden vermiştim yani. Nerelisin sen? İşte İstanbul sayılır. Şimdi çok uzun aslında siz. Nereden? İstanbul? Deniz'ciğim lütfen bırak da soruları ben sorayım, tamam mı? Hangi okullarda okudun sen? İlkokulu şeyde okudum ben. Ah ya. Ah bu adam ya. İlkokuldayken ya. İnsan böyle saçma sapan şeyler yapar ya. Sonra büyüyünce tabii. Aa. Deniz ne olur anıları dalmayın. Konsantre olmayacak işte, tamam mı? Yiğit Bey ile daha önce tanışmış mıydınız? Yok artık. Yiğit Bey kim, ben kimim? Olabilir mi hiç o şey? Daha önce biz nerede tanışmış olabiliriz ki? Bir şey söyleyeceğim. Başkasına sorduysanız ya da duyduysanız o işte doğru değil. Bana sormanız çok hoşuma gitti gerçekten. Hiç telaş etme. Hiç kimse sormadı böyle bir şey. Yani Yiğit Bey ile siz hiç tanışmadınız. Kesin. 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 Kesin canım. Olabilir mi öyle bir şey ya? Hiç tanışıklığımız yok. Tanışıklık hiç olur mu zaten? Biraz olsa da tanımış olursun. Ben o Amerika ile ne alakam olabilir ki? 12 saat var ya. Biz aynı yerde nefes almamışız ki. Telefon falan benim zaten Amerika'yı arayacak hiç şeyim olmaz ki. Kontrol öyle bir durumum yok zaten benim ki. Ayrıca ben yanında da nefes almıyorum kendisini. Ayrıca da tanısam ne olacaktı kim bilir? Tanısam neler olabilirdi? Ya bir sürü bana iş veriliyor burada ve ben terfi ettim. Evet çok şanslıyım terfi ettiğim için. Fakat çok işim var. Ben artık... Şişt, bir dakika, bir dakika. Çiçek istemiyorsun. Sana soracağım sorular henüz bitmedi. Nerede kalmıştık? İlkokul. Ocakta dergi kalmış. Deniz, Deniz. Sen kesin bir şeyler karıştırıyorsun. Sakin. Sakin olun lütfen. Neden yani? Neden korktunuz ki? Öyle çıkıp bir anda dibimde görünce korktum herhalde, değil mi? Ama bundan sonra hep dip dibe olacağız demiştiniz. Dedim. Ama sen bu özel asistanlık işini tam kavrayamadın galiba. Yok, ben şu anda, şu anki programı çıkarmak için buradayım. Öğrenmek için. Şu an program ne? Şu an çıkıyorum. Bu saatte. İstediğim saatte çıkabilirim, değil mi? Bugün benim için çok özel bir gün. Hazırlıklarımı tamamlamak istiyorum Deniz. Neye hazırlanıyorsun? Onu da bir söylesen. Tam olarak nedir acaba? Yardımcı olmak isterim. Ben bu konuda yardımcı olacak insan benim zaten. Görevim bu. Ama öncelikle bunun ne olduğunu öğrenmem lazım. Bu özel günü özel yapan şey nedir? Bayram değil, seyran değil. Nedir özel yapan şey? Çok özel. Bugün her şey geride kalıyor Deniz. Hayaller, özlemler, istekler. Her şeyi geride bırakıyorum.
bilinmeze doğru kendi isteğimle çıktığım bir yolculuk diyelim. Demeyelim. Demeyelim ya oğlum, ne oluyor bu yaşta ya? Nereye gidiyorsunuz yani? Ne yapıyorsunuz? Kendinize gelin ya. Nereye gidiyorsunuz tam olarak? Yani lokasyon nedir? Her an bir şey olabilir o yüzden. İstanbul'un en yüksek yerine çıkacağım. Yani bir zamanlar en yüksek yeriydi en azından. Ruh İstanbul'u biliyor musun? Ruh İstanbul mu? Ruh. Ruh? Yep. Ruh. Yüksek olan. En. Gökdelenin çatısında harika bir restoran. Hatta biliyor musun, yükseklik korkusu olanlar oraya sakın gelmesin diyorlar. Ama Yiğit Balcı yüksekten korkmaz. Hadi kolay gelsin. Ne olur gitmeyin. Gitmeyin lütfen. Lütfen gitmenize hiç gerek yok, tamam mı? Gitme, gitme. Deniz. Tamam. Sakin ol. Sakin ol. Beyamam, sen ağladın mı? Korktun mu benim için? Yüksekten düşerim mi senden? Hı? Korkma. Endişelenme. Hem bana bir şey olursa sen geçersin benim yerime. Hı? Özel asistanım benim. Hadi kolay gelsin. Görüşürüz. Ben kimsenin yerine geçmek istemiyorum. Ruf. Çatı. Yiğit. Burada yazanlar ne? Ne demek oluyor? Seni ilgilendirmez. Kendine bir şey yapmayacaksın değil mi? Rahat bırak beni. Ya bırakmam, gidemezsin. Mahallenin en yüksek yerine çıkıp atlayacağım. Dalıp geçenler de görsün gününü. Yiğit. Of. Ruf. Çatı. Yüksek. Hayır. Meyil. Kendini. Kendini atacak. Gazi, ben çay içmiyorum yalnız. Alem Matrix olmuş ha? Deniz, aslan. İşte Neşe Hanım çalışıyordur. Ona bir çay getirelim dedim ama... maşallah sosyal medyada fingir fingir geziyorsunuz. Çalışıyorum Gazi. Görmüyor musun? Yok, görmüyorum. Eğer çok böyle sosyalleşme ihtiyacınız varsa biz varız. Ben varım. Ben böyle çayınızı bırakayım. Kolay gelsin. Çay. Ya el hareketi yapma. Neşe Hanım. Bir fikrim geldi de onun için rahatsız etmiştim. Şu bizim trend köşesi var ya, onun için alternatif bir isim önerim var. Trend vagonu. Nasıl? Of. Of. Yani of. Anlamında of mu yoksa? Yani of. Arkadaşlar, ben toplantı odasına gidiyorum. Ve lütfen kimse beni rahatsız etmesin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. O kadar mı kötü ya? Neşe Hanım, aslında bir önerim daha var. Neşe Hanım, kara trend. Nasıl? Hani belki gecikir, belki gelmez. O kadar mı kötü ya? Bence esprili yani. Thank you.
Şimdi anlaşıldı Deniz Aslan. O kadar hızlı nasıl yükseldiniz? Stajyer Hanım. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.